Evet sevgili hocam, Adana'da gerçekten herkesin içini yakan vahim bir olay yaşadık. Mevla Teala seni inşallah o kardeşlerimize rahmet eylesin. İlk önce ben şunu sorayım sevgili hocam. İlk olayı duyduğunuzda, ilk duyduğunuz anda nasıl bir duygu hali sizi kapladı? Şimdi evvela hoca arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun. Reşit hocam hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Bütün seyircilerimize selam ediyorum. Bütün seyircilerimizi bu konuda inşallah bizi takip ettiklerinden dolayı kendilerini her birilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim inşallah muhafaza eylesin. Tabii ki Adana'daki olayı ilk duyduğumuzda bir baba olarak açık söylüyorum. Bir baba olarak. Aynı zamanda bir medrese hocası olarak. Bu olayların tabii içinde olmamız hasebiyle. Düşünsenize 11 yaşında, 10 yaşındaki çocuklar. Netice o yaşlarda da çocuklarımız var bizim malumunuz. Hakikaten son derece insan öyle yani dile dökemeyeceği şekilde içi sızlıyor. Bütün azaları sızlıyor. Gerçekten sızladı yani. Bunu da bilmek lazım. Hakikaten öyle oldu yani. Tekrar ediyorum. Hem bir baba olarak hem aynı zamanda bir medrese hocası olarak hakikaten bunları insan bir hayal ediyor. Bunları tabii hayal edince otomatikman annesinin babasının yerine kendisini koyuyor. Tabii o annenin babanın yerine kendine koyduğun takdirde hele hele şu ifadeyi duyunca zaten açık söylüyorum. Derler ya koptum hesabı. Gerçekten bu ifade çok beni son derece duygulandırdı. Bütün azalarımı, bütün zerrelerimi hakikaten titretti yani. İşte o çocukların birbirlerine sarılıp da birbirine sarılması halini onu duyunca yani o sıkıntı anında düşünsene bir ateşle karşılaşmışlar, duman altında kalmışlar, korkularından dolayı birbirine sarılmışlar. Şimdi insan bunu düşündüğü zaman, bir anne olarak düşündüğü zaman, bir baba olarak düşündüğü zaman, bir hoca olarak düşündüğü zaman yani bunu gerçekten dikkate almamak mümkün değil yani bu müthiş bir olay yani. Rabbim inşallah zaten onlara merhametiyle muamele ettiğini kesinlikle baştan bilmek lazım. Çünkü onların zaten yaşları neye müsait değildi? Sorguya müsait değil. Zaten daha henüz akıl bali olma yaşında değiller yani. O yüzden dolayı onlara zaten Rabbim rahmetiyle muamele etti. Ama ben buradan annelerine babalarına acilen şunu söylemek istiyorum. Bütün annelerine babalarına Rabbim onlara son derece geniş yürek nasip etsin inşallah. Büyük mükafat alacaklar yani. Hakikaten bunu böyle bilmeye lazım yani. Bu çok çok önemli bir olay yani. Yani bu işin karşılığında Rabbim onlara inşallah cennet cemalini nasip etsin inşallah. Çünkü gerçekten öyle lafa geldiği zaman konuşulması gereken değil ya. Böyle bir şey yok yani. Son derece insanın içini yakacak. Bütün zerrelerini gerçekten duygulandıracak bir olayla karşı karşıya kaldılar. O yüzden Rabbim inşallah o kardeşlerimize zaten dedikleri durum rahmetiyle muamele etti. Annelerine babalarına Mevla Teala sabırlar, geniş yürekliler, gerçi büyük mükafatlar ikram etsin, ihsan eylesin. O yavrularımızı da inşallah Mevla Teala çok güzel karşılamışlardır. Çünkü enneti dedi mi demin rahmetiyle muamele. Tabii bir medrese içinde olmaları yani bir okul yurt içinde olmaları hem dinini öğrenecekler hem okul, sen söyle okul derslerini devam ettirecekler, ikisini beraber yürütecekler. Hem dünya hem ahiretini kazanmaları niyetiyle bir araya gelmişler. Bu gerçekten çok önemli bir olay yani. Çok ciddi bir olay. Ama tabii bu olaylara başka yerlere çekenler var. Oraya geleceğim o konuya da. Ama gerçekten bu işi yapan bütün ailelere de Mevla Teala başarılar nasip etsin. Muvaffakiyetle nasip etsin. İhmaller varsa zaten bunu illa devlet ne yapacak? Değerlendirecek yapacak. Şimdi kalkıp da devletin yapacağı işi bizim kalkıp da bunu ortaya koymamızın ne anlamı yok? Bir anlamı yok yani. Ama ihmaller var diye kalkıp da daha o insanların acısı varken ben üzerinde durmak istiyorum. Annelerin babaların acısı var. Son derece acısı var. Ve çocuklar gerçekten bütün Türkiye'miz yanmış. Türkiye'miz yanmış. Halk olarak bizler bu annelere, babaları teselli etmemiz lazım. Bu annelerin, babaların yanında olmamız lazım. Bu anneleri gerçekten babaları son derece onların kalplerini rahatlatacak ifadeler kullanmamız lazım. Onlara sahip çıkmamız lazım. Onların acısını beraber paylaşmamız lazım. Bu şekilde bu ailenin acılarını ne yapmamız lazım? Dindirmemiz lazım. Çünkü netice
ciddi bir olayla karşı karşıya kaldılar. Ama burada en netice bir ihmal varsa devlet bunun hesabını zaten ne yapacak? Sorsun ya, soracaktır. Ama ihmal olmadığı halde, daha olay aydınlığa çıkmadığı halde, aşikar olmadığı halde, hiçbir daha deliller yok, hiçbir şey yok. Hemen bu insanlara olumsuz yönden etkileme babında, işte sanki yurda verdiklerinden dolayı onları pişman etme ahlakına sokmaya çalışmaları, işte sanki suçlu ahlakına sokmaya, mahalle baskısı yapmaya çalışmaları, sanki orada çocuklar bir suç işliyormuş muamelesine sokmaları, ya halkının bu şekilde, bir takım insanların bu şekilde yapmaları son derece büyük zulümdü yani. Büyük zulümdü yani. Sen nedir ya senin derdi? Bu insanların zaten acısı var. Zaten derdi var. Sen bunlara teselli olman lazımken, teselli etmen lazımken kalkıp da bunlara sen ne yapıyorsun? Daha çok üzerlerine giderek haince tutumlar, ön yargıyla tutumlar, olmayacak şekilde tutumlar, bütün Kur'an kurslarını, bütün yurtları, bütün cemaatleri, camiaları sanki suçluymuş muamelesine sokarak din düşmanlığı. Ya sen zaten din düşmanısın, senin ne işin var bu işten ya? Tamamen istismar etmek için son derece, tabii son derece bu işe ciddi bir saldırı için ne yaptılar? Kinlerini, düşmanlıklarını kustular. Hainliklerini kustular yani. Yoksa bu insanlar orada, yurtlarda en netice hem manevi eğitimin hem maddi eğitimini alıp ileride inşallah güzel insanlar, kaliteli insanlar. Okumasalar ya niye okumuyorsunuz? Ya okuyorlar işte. Okuyorlar. Başlarına böyle bir olay gelmesini kimse istemez. İsteyemez. Öyle bir şey yok. Söz konusu bile değil. Kim ister yani? Ha, ama gerçekten yine söylüyorum. İhmal varsa bu ihmali illa zaten ne yapılacak? Devlet tarafından ortaya çıkartılacak. Öyle değil mi? Ama daha hiç ortada bir şey yok yani. Bir ton uydurmalarla beraber, insanlara böyle baskılarla beraber, aileleri özellikle o aileleri olumsuza yönlendirme çağrısı. Ya bu insanların zaten acısı var ya. Bu insanların zaten evladını kaybetmiş ya. Ya evladını kaybetmiş ya. Sen bu insanlara sahip çıkman lazımken, sen bu insanlara aman kardeşim, sen çok güzel bir yoldasın, iyi bir yoldaydınız. En netice bu yolda gerçekten siz hem Allah'ınızı hem peygamberinizi hem kitabullahı memnun etme bir yolundaydınız. O yüzden dolayı bu karşılaşmış olduğunuz büyük bir imtihan. Ama bunu sabrederseniz bunun karşısında ise Allah cennet cemaatini ikram edecek. O yüzden dolayı sakın ha, siz bu insanları teselli etmemiz lazımken, bu insanları gerçekten önünü açmamız lazımken, onların yanında durmamız lazımken insanların kalbine fesat vererek, ya işte şöyle oldu, böyle oldu filan. Tabii her türlü ağır ifadeler, çirkin ifadeler, son derece hakaretvari ifadeler, son derece ağza alınmayacak ifadeler. Ya yazıklar olsun be kardeşim ya. Ne zalimmişsiniz ya siz ya. Ya siz ne zalimmişsiniz be kardeşim ya. Bunlar tamamen din düşmanlığından dolayı yapılan ve elhamdülillah bakın dikkat edin ailelerden, Allah hepsinden razı olsun. Her birinden razı olsun. İstismara yol açacak tek kelime çıkmadı hiçbir tanesinde. Tek kelime. Tebrik ederim. Her birine Allah razı olsun. Her birine Mevla Teala büyük mükafatlar ikram etsin. Her birine tebrik ediyoruz. Bak hiçbir tanesinde. Çünkü onlar gerçekten dinini bak sevdikleri ortaya koydular. Davalarını sevdiklerini ortaya koydular. Allah yolunda, Kitabullah yolunda, Peygamber yolunda mücadele verdiklerini ortaya koydular. Ve kimseye fırsat ne yapmadılar? Vermediler. Çünkü aileler önemli çünkü burada. Aile önemli. Ama imanları gereğince susmayı bildiler. Fırsat vermediler. İstismar ettirmediler. Hatta bir tanesinin babasına açıklama yaptı. Sakın dedi evlatlar bizim dedi. Kimse bizim evladımızın üzerinden dine kesinlikle saldığı bu şekilde istismara yol açmasın. Bunlara fırsat vermeyin dedi. Böyle haberlere fırsat vermeyin. Bunlara kesinlikle kulak vermeyin. O yüzden dolayı hakikaten bütün aileleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Büyük bir hareketti yani. Ama bunun karşılığında da halk olarak biz bütünleşip bu insanların dertlerine ortak olmamız lazım. Ama kalkıp da olmayacak ifadeler, onların beyinlerine, zihinlerine, fitne, fesat, her türlü ifadeler sokmaya çalışmak, inanın o, bakın tek üzerinde duruyorum çok önemli. Bakın evet, evlatları bunların gerçekten şehit olduğu sıkıntı içinde gerçekten bunu kabul ediyorum ama inanın onlara bu şekilde zulmetmek o şey kadar, bu yavrularını kaybetme kadar o kadar acıdır arkadaşlar. Anladım.
O kadar zulümdür yani. Sen ne evlatlarını hususunda kalkıyorsun bu kadar, bu insanlara baskı yapıyorsun, aileyle baskı yapıyorsun, onun mahalle baskısıyla sanki oradaki yurttaki insanları hepsini ne yapıyorsun sen söyle, alt ediyorsun, üst yüzü perişan ediyorsun. Şimdi mesela yok yangın merdiveni bilmem ne değilmiş. Ya savcı açıklama yapıyor, bütün yangın merdiveni açıklıyor. Öbür taraftan ikinci bir madde, hiçbir tane çocuk, bak önemli bir ifade bu. Hiçbir çocuk yangın merdivenine gelmiş de orada ölü bulunmuş, öyle bir şey yok ki ya. Her biri bulunduğu yerlerde korku, dumanı görmüşler, ateşi görmüşler. Korku panikle beraber ne yapmışlar? Birbirine sarılmışlar o korkuyla panikle yani. Yoksa kalkıp da merdivene gelmişler de merdiven açık değilmiş de öyle bir şey yok ki. Öyle söz konusu değil yani. O yüzden dolayı bu işin hainliğini yapanlar hakikaten bu işin vebalini ödeyemezler. Hainliğini yapanlar bu işin vebalini ödeyemezler. Bak ben size söyleyeyim. Ama tabii yine söylüyorum. Baştan da söylemiyorum. İhmal varsa, yapılması gerekenler yapılmadıysa, gerçekten ağır bir şekilde yapılması gereken bazı şeyler vardır. Bunlar dikkate alınmadıysa onlar zaten devletin ne yapacağı kolay takip edecek. Devlet onların cezasını zaten verecek. Evet, ama bu ailelerin ne suçu var? Bu çocukların ne suçu var? Bu aileler, bu suçları. Tabii yani bu insanların ne suçu var? Bu insanlar evlatlarını hem dünyevi hem ahiretine düşündüklerinden dolayı onları yetiştirme hususunda ne yapmışlar? Mücadele vermişler. Ama bunun yanında her yerde yangın olabilir. Her yerde. Yani bugün İsrail'de görmediniz mi? Ne oldu? 6 tane ülkeden yardım istediler. Her tarafta yangın oldu mu? Oldu. Bir hafta sonra. Olmaz mı? Olur. Türkiye'nin diğer tarafında olabilir. Olabilir yangın yani. Ha tekrar ediyorum, ihmal varsa ihmali mutlaka ne yapılsınlar? Cezalandırılsın. Ben ihmalden hiç yapmıyorum. İhmali savunmuyorum yani. Ama kesinlikle yangın olur mu? Olur. O yüzden dolayı kalkıp da bunu ailelere baskı yapılması doğru değildi. O evlatları istismar etmek asla doğru değildi. Bu zalimce, haince bir davranıştı. Bu şekilde yapanlar gerçekten Allah'tan özür dilesinler. Bu ailelerden özür dilesinler ve gerçekten açık söylüyorum tüm Türkiye, tüm halktan özür dilesinler. Çünkü bütün halkımızın, Müslüman kardeşlerimiz özellikle hepimizin içi yandı. Ciğerlerimiz yandı. Azalarımız yandı. Evet. Hakikaten yandı yani. Hem baba olarak hem bir hoca olarak. En netice biliyorsunuz biz de medreseden içinden gelme, medresede yetişme ve medresenin devamında yaşayan insanlarız yani. Bu işi gören insanlarız yani. O yüzden dolayı Rabbim bu ailelere inşallah bol mükafatlar ikram eylesin. Yavrulara zaten Mevla Teala rahmetiyle muamele eyledi inşallah. Ama tabii kesinlikle bundan dolayı insan ne yapmamalı? Pişmanlık ifadeleri asla kullanmamalı. Kullananlar aslında pişmanlık ifadelerinden ne yapmalı? Mutlaka onu özür dilemeliler yani.